Şimdi ana görev yapacağım direkt. Gel sesi arttıralım. Görüntü gidiyor değil mi? Şöyle kayıt da alalım. 80 GB'lık yerimiz kalmış ama dur bakalım. Oyunda harita büyük mü? Göstereyim hemen efendim. Haritamız şöyle. Büyük ihtimalle şuralarda açılacak abi. Hikayenin ilerleyen kısımlarında. Daha çok şuralarda bir oyun konuşlandı. Ancak ben şuralara da atacağını düşünüyorum. Şu kadar gider mi bilmiyorum ama. Şu hali bile küçük gözüktüğüne bakmayın. Bayağı büyük yani. Hop hop hop. Birazcık aracı sürmeye alıştım bu arada. Deyip. Önemli olan katıl... Öyle canım, önemli olan katılmaktı. Şimdi en azından NPC kesip keyfimize bakalım abi. Investigate Abandoned Authority Base. Tamamdır. Umarım bir boss fight falan çıkar da karşımıza size birazcık... Hop, selamlar gençler. Oo, ne oluyor lan? Tamam abi, sizi araçla halledemeyeceğiz demek ki. Abi çok güzel silahlar da edindim bu arada. Geçenki yayınları izlememiş olanlar için söyleyeyim. Ne oluyor lan? Gel buraya gel. Ulan pompalı var zannediyorum elimde. Kaçma lan. Ne oldu ha? Şu dronlardan nefret ediyorum ya. İyi bir giriş yapamadık ama dur bakalım. Gerisini getiririm birazdan. Ne patladı lan orada? Artık alıştım bu oyunda sağda solda bir şeylerin patlamasına. Şimdi burada toplamamız gereken bir şey var mı? Yok. Yayından önce geliştirebildiğim kadar geliştireyim dedim karakteri. Storage container 3 tane, datapad 3 tane. Peki. Bir Wi-Fi işareti gibi bir işaret var görüyorsunuz şu anda yukarıdaki pusulanın hemen altında arkadaşlar. O etraftaki, hani daha önceki yayınlarda konuşmuştuk ya, acaba kutuların yerini falan bulmamız için bir şey verecek mi diye. Tam olarak o işlevi görüyor. Mesela şu anda karşımda bir şey var benim etrafımda. Çok garip. Niye göremiyorum ya? Allah Allah. Abi cayır cayır yanıyor. İşte yani beni bunları aramak yoruyor biraz ya. Abi ben körün göz mü oldum ya? Neyse devam edelim abi. Dayanamadım, bir daha bakacağım şuraya. Baksana abi cayır cayır işaret yanıyor ama göremiyorum yani. Belki bir şey söyleyeyim mi? Tepededir ha, bunun üstündedir. Datapad falan mı var acaba burada? Yok. Aman. Ne oldu gençler? Kusura bakmayın, biraz şey bir giriş oldu. Ha bak, mesela bunu bulduk hemen burada. Kim bilir geride ne bıraktık yani.
Tamam, karşıya geçeceğiz. Şöyle bir şey yapalım. Süper bu silah ya. Bayılıyorum buna. Sırf bu yüzden oyuna 10 üzerinden 10. Burada bir şeyler var mı? Oo. Geliyorum birazdan yanınıza, bir bekler. Burada lazer mi vardı? Burada bir şeyler var mı? Lan ya, gözüme tutmayın şunu ya, of. Oyunun ışıklandırması bir garip ya. Bazen gözü hoş geliyor, bazen diyorsun ki bu kadara da gerek yok. Nereye gitti lan o adam? Adam da tapet lan. Aa, iyi, tamam. Şimdi biz buradan girdik. Sonra nereye gittik? Ha. Şöyle devam. Marshall. Looking at a jerry rig of pretty epic proportions. Shrouded have slap-dashed an old CPU onto the authority uplink, successfully sucking data out of the main line. Looks like those assholes did the job for us. Use the locust to download everything you can. Ooh, patlıyormuş lan. Download the data. Hadi bakalım. Nereye taktın lan onu? Bakacağım bir saniye. Hiçbir şey takmamışsın üçkağıtçı. Ne oldu lan? Return to Marshall mı? Oha, o ne lan? Woohoo. Peki. Bu nedir ya? Nasıl bir şey atıyorsun sen öyle? Bayılıyorum bu silaha ya. Bak bak bak, şimdi iyi izleyin. Ateşiniz var mıydı? Bakmayın, sus. Burada biraz mesafe var arada. Olmazsa yakacağım bunları da. Kaçırdık. Pek bir şey yokmuş ya burada. Hala ana görevde miyiz? Oğlum ana görev falan sayılmaz yani ha. Gitti mi lan harbiden? Bir tane datapad kaçırmışız. Tamam, çok önemli değil abi. Abi ciddi misin? Böyle ana görev mi olur ya? Ne oldu oğlum şimdi? Girdik çıktık lan. Veriyi de alamadık sanki. Araç var mı? Şuna bineyim. Oo, ilk defa biniyorum ha. Yalnız buradan bunu çıkarana kadar var ya. Evet, şimdi. Oğlum çok az canı var bunun ya. Üfleseler gidecek. Ah, sağlık olsun. Şimdi şuraya gidebiliriz. Yolda da şunu kesebiliriz. Çok az canı var dedim. Orada bir şeye çarptı. Abi yani bir de düşmüyorsun yani. Direkt ölüyorsun abi yani. Şş,
Şaka mısınız siz ya? Bu bir şaka olmalı. Kapatalım. Neyi buradan gidebiliriz herhalde. Ana yola bağlansak yeter. Hop 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 hop. Güzel. Benim sesi çok mu kısık oldu ya? Ne istiyorsun lan benden? Ha? Ya ulan. Aracın manevra kabiliyeti çok acayip ya. Yani dönmüyor abi yani böyle. O kadar hantal ki. Yiyin birbirinizi abi. Oh be ulan PUBG'den sonra ilaç gibi geldi ha. Yorumlara bakmak istiyorum ama şu anda süratle araç sürüyorum. Ne demiştiniz? Rejik eleştiri yağıyor internette ama ben de yoldan... Ya niye eleştiri yağıyor? Abi çok iyi bir oyun değil ama ben incelemesini yapacağım inşallah ama ne bileyim bir şey yapmaz mı? Çok da böyle gömmezdim herhalde. Bir kere hikaye yok, çöp. Hani bu tabiri ben de çok sevmem. Ama hikaye evet yani hikaye yok ama şeyi güzel yani abi, vermeye aksiyon vermiş yani. Saf aksiyon isteyen insan için aradığı şeyleri bulabileceği bir dünya var yani. Hemen koşup alın demiyorum ama indirimde falan bile olsa alınır. Eksik kalan yanları da var. Yani tuhaf etkileşim şekilleri vesaire var ama ben genel olarak beğendim abi yani. Days Gone'dan kat be kat güzel bir oyun, onu söyleyeyim bir kere. Yani Days Gone'dan kat kat güzel bir oyun. Bu oyunun tek kötü yanı ne biliyor musunuz? Bir hikaye anlatmaya çalışması. Anlatmasa abi onu da daha güzel olacak her şey. Ha, bilmiyorum ne için eleştiriyorlar mesela, ne var eleştiri arasında ama. Şimdi şunu bir değiştirelim. Ölmedi o ha. Şunu açalım. Bunlar hep işte karakteri ve... Çok zevkli bir silah ya.
adam var mı lan burada? Şurada. Sanırım tamamdır. Topladık mı? Topladık. Buraya bir işaret verdim şimdi. Okey. Hadi gidelim. Girdik çıktık bitti gitti. Ya bu oyunu kurtaran en güzel şey şu anda açılmamış iki yetenek daha var. Abi yani yetenekleri kullanması çok keyifli. Yani tekrar ediyor kısmında... Ya nasıl desem ki? Abi genel oyunun genel mantığı şey üzerine ya. Patlat, öldür, kes, biç, parçala. Yani her yerde bunu veriyor zaten. Yani bu tarzı sevmeyen insan için, yani bunu aramayan insan için zaten en başından itibaren tekrar ediyor. Yani 10. dakikasına itibaren şey diyebiliriz. Bunu hani... İçerisi adam kaynıyor. Lan oğlum şu silahları geçmesi iyi değil işte mesela. Eleştireceksem onları eleştiririm ben mesela bu oyunda. Şimdi bunu yapıyorsun abi, yani bu oyunda böyle patlat vur geç. Dediğim gibi bunlardan zaten sıkılıyorsanız, yani bunu güzel becerebildiğini düşünüyorum ben oyunun. Keyifli. Ama bunlardan sıkılıyorsanız zaten yanaşmayın abi bu oyuna. Çeşitlilik olarak derseniz mesela işte birkaç tane daha yetenek açılacak. Onları da bir görüp bir şeyler söylemek lazım. Bu konuda da hiç fena değil aslında. Ya şu oyunun temiz bir 7 puanı var öyle söyleyeyim. Tamamdır. Wanton Forts'u da tamamladık. Yani Epic Store'un indirimleri hakkında çok güzel. Özellikle Türkiye için çok çok iyi indirimler. Zaten Twitter'dan da belirtmiştim o konuyu. Aha şunu alayım. Umarım devam eder. Yani ben bir hata sonucu falan
rakamların girildiğini düşünüyorum. Hakeza birkaç tane oyunu hemen indirimden çekmişlerdi. Kimisi şey diyor, hani Epic Store şu anda kendi cebinden de veriyor bu indirimlerde. Kendi hani biraz halihazırda ücretsiz oyunlar falan da sunuyor ya, cezbetmek için, cezbedici kılmak için şeyini, platformunu. Yani bakalım nereye kadar gidecek. Storage container 3 tane daha varmış ama. Bunun üstünde mi lan acaba? Böyle bu konteynerler aramak beni şey yapıyor abi, yoruyor ya. Bunlar ne için önemli abi? Para ve şey, bu özel bir madde var. Ah, birisi de şurada hemen. Şu Fertilite diye isim geliyor, değil de başka bir adı var işte. Bunlar karakter, yetenek ve silah geliştirmede bayağı etkin zımbırtılar. Bunun üstünde olabilir misin? Değil. Yıldız. 4 yıldız. Bak bu arada şeyi gördüm sanki şurada. Bu muymuş lan? Etkileşim bir tuhaf mesela oyunun abi. Yani böyle basılı tutuyorsun, çekiyorsun falan. Tık 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 alması lazım. Yani bu kadar hızlı oyunda bazı şeyler de yavaşlatması bir garip geliyor bana oyunun. Şimdi burayı da neredeyse temizlemişiz. Daha da gerek yok abi. Her tarafını kurcalamayı verelim. Bakayım ana görev var mı? Bir ana görev burada var. Bir ana görev burada var. Hangisine gidelim? Şuraya gidelim bence. Şuradaki ana görev yapalım. Şu sentry'ler acayip kazık. Şu forest bloku yapabiliriz ama. Road chokers are efficient for bandits. Leech a trader control territory. Choking a road is the block. Tamam. Bunu yapabiliriz yolda giderken. Suna uğrarız. Bunları halletmişiz. Bunu da halletmişiz. Orada bir tane konteyner bırakmışız. Çok önemli değil. Belki şuradaki soru işaretlerini falan açarız. Ama biraz daha artık hikaye ağırlıklı gidebilirim. Çünkü bayağı bir, yani elimden geldiğince şey yaptım. Geliştirdim karakteri. İki tane açılmamış yetenek var hala oyunda. Onu da haliyle hikayeyle birlikte açacağız diye zannediyorum. Onların ne gibi bir eklentisi olacak, oyunu nasıl değiştirecek merak ediyorum. Zaten özellikle de onlar için oynuyorum. Yani onları da gördükten sonra artık etrafta böyle kasıp silah, yetenek falan şey yapmaya gerek yok bence ya. Oyunda vakit harcamaya çok gerek kalmıyor. Yani güçlerini kullanırken belki biraz daha iyi şey hissettirebilirdi abi. Yani mesela yere vurma özelliğinde third person'a geçip de yapabilirdik onu. Belki. Çünkü böyle bir bazı şeyler havada kalıyor. Mesela yakın dövüşte abi ne vurduğunu anlıyorsun ne de düşmanın sana vurduğunu anlıyorsun. Yani ekran hafif kırmızılaşıyor falan ama yok yani. Böyle iyiyim ben ya, daha giderim var havasında. Eskiden o tarz uyarılarda şey daha iyiymiş ya, sanki eski oyunlar. Günümüzde de o uyarıyı güzel veren oyunlar var şimdi. Sadece eski oyunlar değil de. Daha iyi bir uyarıcı olması gerekiyordu bence. Oyunu eleştireceğim yanlardan bir tanesi de bu. Yan görevler olarak veya ana görevler olarak birbirinden ayrıştıramıyorsun zaten. Ana görevlerde direkt hani oyundaki main karakterlerle konuştuğun için onlar sana ana görevmiş gibi hissettiriyor ama genel olarak şey aynı. Hani olay aynı, mantık aynı. Oyunun dünyası güzel, atmosferi güzel. Görselliğine de... Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? What the fuck? Lan sal beni! Korkumdan bak nereye girdim.
Ya ama mesela ilk Rage'in ağırlığı yok bu oyunda. Onu da devam ederiz. Oradaki hikaye sunumu, olayların gelişimi, karakterler vesaire o biraz daha ağır kalıyor buna göre. Yani, yani ağırlıktan kastım ciddi olmak değil ama biraz daha koyu bir atmosferi var bu oyuna oranla. Ve onu tercih ederim açıkçası. Mesela ben yarış falan yapmıyorum abi, yani araba sürüşünü falan beğenmedim. Özellikle abi durmada falan sıkıntı yok da geri gitmede, sağa sola dönmede inanılmaz antal. Sadece W'ye basıyorsun abi yani. Dümdüz gidersen sıkıntı yok. Hafif şeyi de verirsen abi, yolun eğimine göre güzel bir şey de verirsen, yönde verirsen çok büyük sıkıntı yaşamıyorsun. Bak mesela burada bir işaret var. Gidelim mi buna? İki tane Ark Chest varmış. İşte bunları aramamın yegane sebebi şu abi. Gerek araçta olsun. Bu araçları geliştiremiyoruz bu arada. Hiç de çağırmadım bu arada. İhtiyaç da duymadım. Belki farklı şeyler, nasıl diyeyim. Mesela Icarus çağırsak buna binip gidebiliyor muyuz acaba, merak ediyorum. Bir deneyelim bir ara. Yani bu görmüş olduğunuz tüm yetenek ağaçlarını oyun etrafta bulduğumuz bu kaynaklar aracılığıyla sağlayabiliyoruz. Mesela buna çok az destek atmışız. Çünkü bu arada crafting falan diyor. Abi hiç crafting'e rast gelmedim ben. Sabahtan beri yani mutant eti topluyorsun, yok efendim akü topluyorsun, şu bu. Sürekli envanterine bir şeyler giriyor. Ama bu envanterine giren şeyler nerede karşına çıkıyor bilmiyorum. Bak inventörde bu tarz şeyler de var. Taret maret falan, bunu gidince şeyden alırız, ana üstten alırız. Bak kaynaklar, tamam mı? Şurada var mı şey bak. Şu bak, elektronik komponent 95 tane, mekanik komponent 94 tane. Acaba bu crafting malzemeleri burada projelerde falan bir şey yaparken mi işimize yarıyor? Onu hiç anlamadım. Burada fullediğimiz şu 3 tane bak. Bariyer, Rush ve Vortex abi. Şu üçünün açılmasını bekliyorum. Bunlar da açılınca oyun tam anlamıyla elimize geçmiş olacak. Bir de şöyle göstereyim. Halen açılmamış 3 tane silah var. Bunların da yeteneğini çok merak ediyorum abi. Inventory kısmında yazıyor mu? Hold F to craft. Hani nerede? Chain skin. Nerede lan? Metro Exodus da benim için hayal kırıklığı oldu abi. Maalesef Metro Exodus da benim için hayal kırıklığı oldu. Dur, resource'a girelim abi. Hani lan hold F? Nerede hani? Wingstick bu mu? Grenade. Crafting. İkinci seviyede açılır diyor. Bu ne? Chemical. Inventory full. Ha. Ha burada. Okey, şimdi gördüm. Ha. Yapalım abi şundan madem öyle. Kaç tane yapılıyor lan bundan? Tamam. Şundan da yapalım. Şu ana kadar hiç dikkatimi çekmedi. İlgimi de çekmemişti. Bak mesela şunu falan craftlayabilsek mükemmel olurmuş. Peki burada nasıl açıyor? Purchase schematics. Ha, açmak için schematic istiyor. Ulan 10 saat oynadım. Buraya hiç bakmadım İlha abi. Neyse. Bunun üstünde olabilir misin? Aynen öyle. Nasıl ulaşacağım sana? Lan. Hı.
Tamamdır. Sonuncusu nerede acaba? Bakayım. Evet, bir tane daha Ark Chest var burada bir yerde. Tahminleri alalım. Nerede olabilir sizce? Bir tanesini aşağıda bulmuştuk. Biri burada bak. Biri o kanatta bulduk. Et sana iki. Nerede üçüncü? Şunların üstünde falan olabilir mi? Hadi gidelim bakalım. Sanırım buradan bir erişim yolu bulacağız. Lan bulduğumu sandım ama bulamadım. Mesela bak bir şey söyleyeyim mi? Şöyle süzülüyor değil mi karakter? Hafif böyle bir nelere takılıyor diyeceksin abi. Bir jet sesi gibi bir şey. O kadar böyle şey olurmuş ki, yerinde olurmuş ki. Böyle boş sessiz sessiz havada süzülüyor. Nasıl süzülüyor abi bu karakter? Biraz o mesela uçuş hissiyatına, bir şeyleri kontrol ediyor hissiyatına sahip olabilirdik bu tarz ufak detaylarla. Oğlum buraya mı sakladınız lan? Tamamdır. Aracımıza gidebiliriz abi artık. Araç nerede lan? Şurada tam olarak. Uf, arkada balon var. Geç abi balonu malonu. Göreve atalım şöyle. Araç da böyle bir şey bazen salaşlaşıyor, ağırlığını yitiriyor. Hafif bir yoldan çık, abo işim bitti abi, işim bitti. Şeyi de yoruyor bu arada, etrafta sürekli ışık patlayacağım. Bunlar hep mesela oyunun eksi yönleri bence. Tamam yaşayan bir dünya olsun da abi patlayan bir dünya olmasın. Sentry'ler ölümüne sıkıcı, hiç beğenmedim abi. Hani boss fight'lar zaten çok şey değil. Çekici değil, birbirinden çok farklı değil şu ana kadar karşılaştıklarım. Sentry görevleri var abi. İşte, geçen yayında hatta görenleriniz olmuştur. Böyle lazer atan kuleler var. Abi çok sıkıcı yani, hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim abi. Zevkli olması gereken her... yani bence böyle bir oyunda zaten sunduğun şeyler, kendini tekrar eden şeyler... Bırak onlar da zevkli olsun. Hani kolay olsun demiyorum bakın. Yani bana yeteneklerimi kullanarak çatışma mücadelesi versin. Yok abi yani böyle çok enteresan bir kapışma sergiliyorsun. Ne varsa elinde boşaltıyorsun. Salak salak bir saldırı sistemi var karşıdaki şeyin, düşmanın. Onu da beğenmedim. Hiç keyifli değil. Rage 2 gibi oyunların eğer tamamen aksiyon veriyorsa verdiği aksiyonu artık abi her anlamda zevkli kılması lazım. Her anlamda zevkli kılması lazım. Buradan yürüyerek gideceğiz abi artık. Şey lüksü yok yani. Ya bu da olmayı versin lüksü yok. İlk oyunu geçmişler mi? Ya ilk oyunu benim biraz daha fazla oynamam lazım abi. Ben ilk oyunu birkaç saat oynadım sadece. Diğer oyun zaten... Ya Rage de çok eleştirilen bir oyundu bu arada. Hani ilk oyun çok aman aman bir oyun değildi. Teknik anlamda çok iyiydi. id Software'ın başarısı. Orada da çok fena kaplama, yükleme sıkıntıları vesaire falan filan var. Kaplamalar geç geliyor falan. Bence buradaki vuruş hissiyatı daha iyi. Buradaki silah kullanımı daha iyi. Ama ben bu oyunda 10-15 saat neredeyse vakit harcadım. Ne haber şekerim? Nasıl bak? Görüyor musun? Beğendin mi Mehtap? Şşş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 
saçma sapan işler ya. Her şey bitti, bir o kaldı. Yok yok, yani Thunder Ekmek TV hiçbir alakası yok abi. Yani aradığınız RPG, yani senin söylediğin oyun Thunder Ekmek TV şey Fallout abi. Fallout, ya buradaki arkadaşlardan bir tanesine. Yani senin söylediğin şey, yani post apokaliptik derin RPG Fallout 1, 2, New Vegas, Fallout 3 bile olabilir. 3 bile olabilir. 4 değil ama. Onlar abi yani. Post apokaliptik Wasteland 2. Eğer derin bir şey arıyorsunuz, bu oyunda hiç öyle bir şey yok. Bu oyun Mad Max, Borderlands ve Doom'un güzel bir karışımı. Daha fazlası değil. Yine burada bir görevler verdi ama takip etmedim. Reach Genetic Research Station. Ama bu adamın verdiği bir görev vardı. Bayağı eğlenceli geçmişti. Belki bu da bu kadar eğlenceli geçebilir efendim. Şu an zaten aktif olarak iki tane şey var. Ana görev var. Birisi Trade Town'da. Bizim bir şeye gitmemiz lazım ya. Gidelim mi şuna? Bak bunu da yapmamışız, yanından geçmişiz de. Sentry'leri geç ya. Konvoyu da geç, şu anda araç o kadar gelişmiş değil. Yani. Storage container 4'e 7. Onu da geç. Gitmişiz oraya kadar, toplamışız. Ana göreve gidelim abi bence direkt. Çıkışta da şuraları falan keşfederiz. Kasmama sebebim şu Hakan. Kedinin görevlerinde o sentry görevleri var işte. Ve onlar çok keyifsiz. Sentry'ler benden uzak olsun abi yani. Mümkünse onları hiç yapmamayı tercih ederim. Ganeldia hoş geldin. Merhabalar, saygılar, selamlar efendim. Yeni gelen bütün arkadaşlarımıza selam olsun diyelim bu arada. Özellikle Yasemin'e selam verip de diğerlerini es geçmiş olmayalım. Ya gözüme çarptı öyle. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Soru işaretlerine bakmayacağım. Şunlara... Ya bunları hallettim ben bu arada. Hala yanıyor olmasının sebebi şu. Ark Chest mesela bulmuşuz. Storage Container 1'e 2 diyor. Yani onlara da gerek yok abi. Bu arada silahlara falan bakalım. Upgrade edebiliyor muyuz? Bunu geç. Şu Firestorm Revolver upgrade edilmeye layık bir silah abi. O yüzden diyorum ki bunu upgrade edelim. Weapon Master Target'ın Ignite Burn for a Long Time. Heh. Ana, 4 istiyor bak mesela, bizde silah koru 3. O yüzden işte kasmak istiyorsun işte oyunu. Mesela şu silahı kullanmak inanılmaz keyifli abi. Yani tecrübe etmenizi isterim, çok güzel. Ateş ediyorsun, ne diyorsun, yakıyorsun. Ya, güzel düşünülmüş bir silah. Zaten bu tarz oyunlarda işte Bulletstorm, Serious Sam veya hali hazırda oynadığımız Rage 2 gibi oyunlarda silahların hissiyatının, vuruş hissiyatının farklı kullanılan silahların çok büyük önemi var. Standart FPS oyunları gibi olursa yine kaybederler. Burada bazı noktalarda silahlar çok iyi tepki veriyor. Bazı noktalarda çok boş hissettiriyor. Bazı oluyor shotgunla vuruyorum herif uçuyor. Bazı oluyor vuruyorum hiçbir şey olmamış gibi üstüme geliyor. O konularda dengesizlik var. Yani, taş gibi olmak zorunda abi. Yani böyle bir oyunun Destiny kalitesinde bir şey vermesi lazım. Silah kullanım hissiyatı vermesi lazım. Başka hiçbir lüksü yok. Neyse biz devam edelim ana göreve doğru. Al işte. Abi ne oldu şimdi yani, ne oldu? Çok enteresan abi bu konuda yani.
Gökhan da Rage 2'yi oynamış mesela. O, ben hiç beğenmedim. Çöp diyor. Dedim oğlum. Çöp değil bence. Ya, tamam çok, çok über süper bir şey sunmuyor. Ama çok kötü bir oyun değil. Ya, bana soracak olursanız maalesef Days Gone. Kötü oyun. Yani sahneleri, hikaye anlatımı, yapmaya çalıştığı şey çok sıkıcı abi. Ulan Seven Days to Die oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bitiremedim onu da, onu da bitirmek istiyorum. Vaktim olsa ah onlara inceleme yapıp dedi. Süper olurdu video içeri çıkarsa işte. Daha Metro Exodus'u anca. 5 aydır Metro Exodus incelemesi yapacağız. Metro Exodus yani inanılmaz güzel bir dünyası var. Çok güzel abi. Yani herifler açmış. Öyle bir atmosfer var ki of, parmaklarını böyle yersin. Ama ve lakin niye o oyunu açık dünya yapmışsın? Niye geniş dünya yapmışsın? Git loot topla. Git kaynak topla. Git kaynak topla. Abi ya bak, açık dünya yapmışsın. Senin ilham aldığın kitap yani bir 3. Dünya Savaşı'nı konu almış değil mi? Ve oradan yola çıkarak bambaşka bir söylem ortaya koymuşsun. Metro'nun inanılmaz özgün bir hikaye ve dünyası var abi. Yani Metro'ya sıkışmış insanlar, dış dünyaya çıkamayan insanlar. Ve insanları dış dünyaya çıkarıyorsun, alternatif olarak hiçbir şey sunmuyorsun. Gelin lan, sinirlendim bak birden. Oo bir dakika. 8. seviye Toret var burada, kaç abi. Hiçbir şey sunmuyorsun. Ne zaman ki oyun ana hikayeye odaklanıyor, oh diyorum ya, tamam abi senin yapman gereken bu. Ya karakterler 20 sene boyunca metro tünellerinde sıkışıp kalmış, dış dünyaya çıkıyorlar. Hiçbir şaşırma, ulan dış dünyada ne olmuş yok. Ya metro tünellerinde nasıl bir konsepte sunum yapmışlarsa, işte insanların birbirini ezmesi vesaire falan, aynısını demişler ki abi biz alalım bunları, koyalım şeye. Ben kaydını alayım bu esnada. Koyalım dış dünyaya ve hiç şey yok. Doğru düzgün yan hikaye yok. Mesela oyun yan karakterleri önemsemenizi istiyor. Bir dünya yan karakter var. Ulan bazen böyle, ulan bu kimdi, şu kimdi, bunu önemsemem lazım mı? Yok abi yani. O kadar boşlukta kalmış ki o konularda. Ama sonlara doğru coşuyor. Ama hikayeye odaklandığı zamanlarda coşuyor abi. Nereye geldik lan? Sovyet Rusya'ya mı geldik? Apartman gibi binalar. Çok büyük hayal kırıklığı oldu abi benim için. Oh, Walker, I'm too hot. Abi bunda da gidip tablet okuyorsun, oradan görev falan veriyor. O da ayrı bir salaklık yani. Niye abi, niye? 3 tane datapad varmış da onları bulacakmışım da, datapad'i de bulunca şöyle yerler açılıyor arkadaşlar, datapad okuduğunuzda veya bazen ana yan görev açılıyor. Ben Devil May Cry 5'i oynayamadım bu sene içerisinde. Benim herhalde bu sene oynadıklarım arasında Resident Evil 2 ve Sekiro en iyi oyunlardı abi şu ana kadar oynadıklarım arasında. Rage de fena değil. Hani böyle pardon. Süper düper bir oyun değil ama Days Gone'dan en azından daha iyi. Ha ben aradığımı buldum kendi adım abi Rage 2'den. Ha böyle bir şey arıyordum zaten. İstediğim şey buydu. Bir tık daha iyisiydi ama. Bir tık daha iyisiydi. Eleştirdiğim konularda daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ya teknik olarak da fena değil. Yağ gibi akıyor. Tabii benim MSI GT 75 Titan Pro üzerinde oynuyor olmamın da katkısı büyük efendim.
Ya çok enteresan abi. Yayın dışında ben ne kadar aksiyonlu görev varsa yapıyorum. Yayın esnasında böyle abidik kubidik şeyler oluyor ya. Sessiz sakin geçen görevler oluyor ya. Ve sizin için sırf şeye gidiyorum. Hani ana hikayeye gidiyorum. Bu benim yayın dışında yaptığım bir ana görev vardı. Çok keyifliydi abi. Boss geldi. Uzaydan bir tane uydu düşürdük bilmem ne falan. Aa, bu görevlerde böyle ambele ambele dolaşıyoruz. Yani ambele ambele değişiyoruz ki sıkıntı olmasın. Çık ulan şuraya işte, beni delirtme. Ne yapıyorsun lan, kapıyı mı sabote ediyorsun? Dürzü. Şimdi doktor bir yerlere bağlanacak. Şey olacak. Umarım burası da güzel geçer. Boss falan da gelsin de bir şeye benzesin. Wingstick geliştiririz ya, ayıp ediyorsunuz. Tamam, ben şeylere odaklandım şu silahlara. Abi mesela bak, o hareketim niye işe yaramadı bunda? Bazı şeyler yetersiz kalmış onun. Cuk 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 çekmesi lazım. Vurduğum zaman kütürt etmesi lazım. Burada ne var? Burada bir şey var mı? Yok. Tamam abi. Hallettik mi burayı şimdi? Ne lazım? Ela. Tamam, bunları da hallettik herhalde. Ben çıkıyorum ya. Find string cross DNA between the station. Allah Allah. Buradan mı gideceğiz? Find a string of cross DNA between the station. İstasyon içerisinde DNA bul. Ne ki acaba lan o DNA? Buradan mı gitmem lazım lan acaba? İyi gördük ha, yoksa arar dururdum. Doğru gelip gelmediğimden de emin. Oo, boss fight. Hazır mısınız? Umarım bu sefer biraz daha keyifli bir şey. Oo. Bak mesela aynısı geldi yine. Ben bu boss'la kapışmıştım abi. Sakin ol şampiyon. Oy ulan. Bu değil ulan. Abi silah çarkı, ben mi alışamadım nedir? Yanlış silah geçip duruyorum ha.
Gördüğünüz gibi böyle bir şey işte. Tamam, canımın gidip gitmediğini bile anlayamıyorum. Kudurdu yalnız bu laf ettikçe. Biraz şunlardan kullanacağız onu. Oğlum şuna bir geç artık ya. Farklı silahla öldüreyim dedim ama yapacak bir şey yok peki. Al. Hadi geçmiş olsun. Kafası patlayacak. Ulan bari bunları değiştirseydiniz. Sanırım buradan gitmemiz lazım. Evet, laptop'tan oynuyorum.